Siz Türkçe rap'in temelini attınız. Türkçe rap şimdi bir gökdelen haline dönüştü. Çok katlarca. Bazıları kaçak kat olabilir ama olsun, yine uzadı. İkisini yan yana koyduğunda terazide nasıl bir analiz yaparsın bize? Hiç birbirine benzemeyen şeyler artık. Şimdi biz 95'te çıktık. 95'ten 2000'e kadar Türkiye kartel gibi müzik yapmaya çalıştı. Yani rap'e rap müzik karteldir. Aynen, yani çok gruplar vardı. Saymaya çalışsam yarısını unuturum. Bu da saygısızlık olur. Hiç denemiyorum. Ama 2000'den sonra böyle kendi bir havasını buldu sanki Türkçe rap. Türkiye'deki rapçiler ait hissetti artık konuyu. Ele almış oldular. Ve kendi yollarını çizmeye başladılar. Neden bugün çok başka o zaman değildi? En büyük faktör bir de endüstrinin değişmesi. Dünyada da. Dünyada yani. Da. Yani dijitale geçmek, kaset bitti, CD bitti. Şirketler kapandı. Artık herkes online, çok daha hızlı ve bu müziği de değiştirdi, sanatçılığı da değiştirdi biraz.